kanalınıza hoş geldiniz. Aynı sorudan çokça gelmiş. Taehyung ve JK'in Jimin'in Set Me Free klibinde arkadaşçıların arasında olduğunun doğru olup olmadığını sormuşsunuz. Soruyu soran hiç kimse onları klipte fark etmemiş. Bu söylentinin tek bir kanıt videosu da yok. Çünkü klipte zaten yoklar. Biraz araştırınca bunun yine bir ARMY işi olduğunu fark ettim. Bizim fandomun yayınlanan klibe stream yapmayan ama başarılarda sevinen üşengeç arkadaşlar için bir harekete geçirme hilesi bu. Söylentiye inananlar klibe girecek, onları ararken stream yapmış olacaklar. Biz de böyleyiz işte. Daha önce de yapıldı böyle şeyler. Şimdi uzun uzun ne kadar zeki bir fandom olduğumuzu övmek isterdim. Ancak övmem gereken bir adet kainat güzeli Park Jimin var. 11.9 milyon dinlenme ile 17 Mart'ta Spotify'da tüm zamanların en yüksek dinlenmesini kazanan Park Jimin bugün o büyüleyici dansının pratik videosu ile geldi. Klibi izlerken acaba dans pratik ne zaman gelir diyordum habire. Öncesinde dansçılarla çektiği bu fotoğraf ve tatlı pozuyla karşıladı bizi. Sonrasında her bir salisesi ayrı mükemmel olan senkronize de ağızları açık bırakan dansın koreografi videosuna kavuştum. Kısa bir videoda yayınlandı. Oradaki kapa çeneni deyip küfür ettiği kısımdaki gülüşü sizin de dişlerinizi kaşındırdı değil mi? Görüyoruz ki Park Jimin bir koreografi videosunu bile yüksek bütçeli kliplere taş çıkartacak seviyeye getiriyor. Bu performansı müzik şovlarında görmek için sabırsızlanıyorum. Müzik şovları demişken bunlardan bahsediyorum. 24 Mart'ta albüm yayınlanacak. O zamana kadar Jimin sonrası için birçok içerik hazırlıyor. Şu an Amerika'da Jimmy Fallon'un programı için çekimlerde. Jimmy Fallon'un The Tonight Show programına tam 2 gece katılacak. 23 Mart'taki yayında sohbet edecek, 24 Mart'taki yayında ise performans sergileyecek. Jimmy ve Jimin harika ikili. Acayip heyecanlıyım. Şöyle bir giriş bekliyorum Jimin'den. Hey Jimmy! Dün The Tonight Show'da Jimin'in konuk olduğu bölüm çekilmiş ve katılan yabancı fanlar onun hakkında yazıp duruyorlar. Jimin'i gördüm. Çok havalıydı, çok güzeldi, çok komikti, inanılmaz sesi vardı. Like crazy şöyleydi, böyleydi deyip duruyorlar. Çatlıyorum ya. Fallon'un programında Jimin'in çevirmeni varmış ama Jimin de İngilizce konuşmuş. Programa seyirci olan fanlar akıcı konuştuğunu ve onun harika olduğunu söylemişler. Hey, this is Jimin of BTS. Go listen to my new single Set Me Free Part 2 from my new album Based on DJ Friends. Merci. Like Crazy dinlemişler. Diyorlar ki bir gece kulübünde dans ederken kendinizi seksi hissedebileceğiniz bir şarkı. Ramazan'a giriyoruz Jimin, ne yaptın sen oğlum? Hayır, bunlar da zaten meraktan çatlıyorum. İyice çatlatıyorlar anlatarak. Jimin ne zaman Kore'ye dönüyor diye soranlar vardı. Birkaç güne döner çünkü Kore'deki müzik şovlarına da katılacak. 30 Mart'ta MyNet'in M Countdown programına katılıp iki şarkı seslendirecek. 26 Mart'ta ön kayıt var. Çekilişle seçilen 500 şanslı ARMY Jimin'in ön kayıtta iki şarkı performansına tanık olacak. Bir de onların anlattıklarını dinleyeceğiz. Ya sabır. Jimin 31 Mart Cuma günü de yayınlanması planlanan KBS kanalında yayınlanan Müzik Bank'te yer alacak. Burada da iki şarkı seslendirecek. Jimin 2 Nisan'da da Inkigayo'da yer alacak. Ve KBS 2 kanalının variyete programı Bitcoin'de yer alacak. Programın 30 Mart'ta yayınlanması bekleniyor. Saatleri ve tarihleri, ayrıntılar belli oldukça sabitliyorum'a yazacağım. Merak etmeyin, hepsini izleyeceğiz. Like Crazy ve Set Me Free PT2 ne kadar da ön planda olsa da albümdeki diğer şarkıları deli gibi merak ediyorum. Sizin de düşüncelerinizi bekliyorum. Sizi moralıyorum ikilerim.